Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bir yakınımın projesini hayata geçirdim ve bütün detaylarını, kodlarını paylaştım. Yakınım bana ihtiyacını şu şekilde iletti. Bahçeleri var, yeni tavuk almışlar, havalar soğumaya başladı, tavuklar gece üşüyor mu? Ama elektriğimiz de yok, internetimiz de yok. Biz tavukların yaşadığı yerin kümesinin sıcaklığını nasıl öğrenebiliriz? Ben de onlar için güneş paneliyle çalışan, lityum polimer bataryada enerjisini depolayan, GSM ile sıcaklık ve nem bilgisini saat başı bize ileten düşük güç tüketimli proje tasarladım. Lafı uzatmadan hemen başlıyoruz. Projeye geçmeden önce bir fikrimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan sonra ara ara birlikte de proje yapmak istiyorum sizlerle. Öğrencisinizdir, bitirme projeniz olabilir. Ya da girişimcisinizdir, mühendissinizdir, bir şey üretip piyasaya sürmek istiyorsunuzdur. Gelin bu projeleri beraber yapalım. Kamera karşısında eğlenceli bir şekilde projelerinizi hayata geçirelim. Bu fikir cazip geldiyse hemen projenle ilgili detayları yorumlara yaz ve birlikte projeni hayata geçirelim. Şimdi hemen projeye başlıyoruz. Projemiz için öncelikle gerekli ekipmanları inceleyelim. dfrobot.com'dan iki tane parça aldım. Şimdi bunları açalım. Paketimiz bu şekilde. Paketimizin içerisinden 160 mAh 2 voltluk güneş paneli çıkıyor. Küçük bir tane solar şarjör çıkıyor. Ve işte bunların pinleri, lityum polimer batarya bağlama yeri ve gerekli diğer kablolar çıkıyor. Fire Beetle ise hem dişi hem erkek header'larla beraber geliyor. Bu şekilde. Neden bunları tercih ettin diye sorarsanız, bu Fire Beetle aslında 3.3 volt 8 MHz'lik Arduino Pro Mini'nin Bluetooth 4.1 eklenmiş hali. Bluetooth 4.1 bunda niye var? Bu kartı tasarlayanlar düşük güç tüketimini en ön planda tutmuşlar. Bizim de şimdi yapacağımız projede düşük güç tüketimi çok önemli olduğu için ben bu kartı tercih ettim. Bunun yerine tabii ki Arduino Pro Mini de kullanılabilir. Bu da oldukça küçük bir solar şarj devresi. Bunun özelliği de yüksek enerji verimliliğiyle küçük 1 voltluk, 2 voltluk güneş panelleriyle birlikte çalışıp lipo bataryamızı şarj etmesi, ayrıca 3.3 voltluk çıkış vermesi. 3.3 voltluk çıkışı ben direkt Fire Beetle'a bağlarsam bu sistem çalışıyor, ya da lipo batarya girişini buradaki lipo batarya girişine bağlarsam da yine çalışır. Şimdi bunların dışında ne kullanacağım? Daha önce incelemesini yaptığım bir tane GSM kartı vardı. Şu kart hatırlayacaksınızdır videodan. Hatırlamayanlar da şu an yukarıdaki linkten videoya gidebilirler. Orada bir de şöyle bir kart göstermiştim. Biraz önceki kırmızı kartın aynısının küçüğü. Fazladan Bluetooth anteni var. Küçük çip anten. Onun dışında kulaklık girişi yok. Onun yerine böyle mikrofon ve hoparlör girişini bırakmışlar. Şimdi bunun özelliği ne? Biraz öncekinin küçük hali. Biz bunu lityum polimer bataryayla besleyebiliyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar düşük güçle ilgili hiçbir problemimiz yok. Başka ne yapacaktık? Sıcaklık ve nem bilgilerini alacaktık. DHT 11 lazım. Bir tane 4.7K'lık direnç lazım. Onun dışında bir tane lityum polimer batarya. Bu bir tane oyuncak drone'un bataryası. 1200 mAh'lik batarya. Konnektörü de bu iki konnektörle uyumlu. Önemli değil. Diğer tip konnektörler de oluyor. Şimdi burada güneş paneli seçimi de çok önemli. İlk öncelikle sistemin ne kadar enerji harcadığını tespit edip ölçüp ona göre panel seçmemiz lazım. Bir de panellerin gerilimleri de önemli. Benim buradaki diğer projelerde kullandığım bazı panellerim var. Bunların çoğu ya 4 voltluk ya 5 voltluk ya 6 voltluk paneller. Bunları o yüzden projemde kullanamıyorum. Çünkü neden kullanamayacağımızı hemen web sitesinden bakalım. Üretici firmanın, aynı zamanda satıcı firmanın sitesine girdik. Buradan işte bağlantıları nasıl yapacağımızı vesaireyi anlatmış. Burada ne yazmış? 0.5 voltla 4 volt arasındaki paneller buraya giriş yapabilir. Yani ben 5 voltluk panel bağlarsam bu karta muhtemelen zarar verecektir. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bu aralığa dikkat etmem gerekiyor. Buradaki güneş panellerine gelirsek, bunların hepsini ölçtüm. Bu mesela 1.5 volt, 500 mAh'lik bir güneş paneli. Bu kartın içi kartla beraber gelen, bu kartla beraber gelen panel 2 volt 160 mA. Bu da ona yakın, muhtemelen 150 mA civarıdır, biraz daha küçük. Bunlar daha küçük, hatta şunu da
bir tane hesap makinesinden söktüm. O da bizim sistemimizle uyumlu. Ben sistemin mümkün olan en küçük boyutta olmasını istediğim için kartla beraber gelen güneş panelini kullanacağım. Bunları da kaldırıyorum. Şimdi bilgisayardan devam edelim. FireBeadle'a bakalım. FireBeadle'ın özelliği neymiş? Pro Mini artı Bluetooth 4.1 Ultra Low Power Management, yani düşük güç tüketimi için üretilmiş. Burada bir takım özellikler var. Bir de burada güzel dokümentasyon var. Gördüğünüz gibi burada pin dizilimi zaten kartın arkasında da var. Onun dışında nasıl yükleyeceğimizle ilgili bir örnek var ve düşük güç tüketimi modu var bu kartın. Burada buna örnek vermiş. Şimdi ben bunların hepsini lehimleyeceğim. Lehimledikten sonra projemize geçeceğiz. Lehim işlemimiz bitti. Şimdi sıra bağlantılarda pili en son bağlayacağız. İlk önce FireBeadle'la güneş panelimiz arasındaki bağlantıyı yapalım. Bu kadar basit. Bu GSM modülü için. GSM'in artısı bu taraf. Eksisi bu taraf. Yani lityum polimer pilden doğrudan enerji alacağız. GSM ile ilgili bağlayacağımız burada başka yerler de var. Şu 4 tane pini sırasıyla takıyoruz. Bunlardan bir tanesi toprak, bir tanesi power pini. Yani zamanı gelince GSM'i FireBeadle ile açıp SMS'imizi göndereceğiz, tekrar kapatacağız. Ya da işte internete verimizi göndereceğiz, tekrar kapatacağız. O yüzden power pinini de bağladım. RX, TX. VCC'yi burada bağlamadım çünkü enerjiyi buradan alacak. Toprakları ortaklamamız yeterli. Geriye bir tek bu kaldı ve tabii ki yazılım kaldı. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, FireBeadle kullanırken Arduino Pro or Pro Mini olarak seçeceğiz ve işlemciyi de Atmega 328P 3.3 volt 8 MHz seçeceğiz. COM portla hangi numarayı aldıysa onu seçeceğiz. Arduino Leonardo Latte Panda'nın üzerindeki dahili Arduino, o değil. Biz bunu seçeceğiz. Daha sonra yükleye bastığımızda yüklenecek. Şimdi ben yazılımı halledeceğim. En son beraber test edeceğiz. Şu an sistem çalışır vaziyette. Sadece pil takılı değil. Bunu takıp sistemi çalıştıralım. Şimdi içindeki yazılım dakikada bir sıcaklık ve nemi ölçüp gönderiyor. Sonra GSM modülünü de kapatıyor. Evet, şu an gördüğünüz gibi mesaj geldi. 22 dereceymiş. %37 nem varmış. Bir yandan o çalışsın, ben bir yandan bu yazılımı anlatacağım. Software serial kütüphanesi kullanıyoruz. GSM ile haberleşmek için. Bu Arduino Haber WhatsApp destek hattıydı ama şu an pek destek veremiyorum. YouTube'dan sorularınızı sorarsanız oradan destek vermeye devam edeceğim. DHT kütüphanesi, DHT11 kullanıyoruz. Burada nem, sıcaklık vesaire, sayaç gibi değişkenler var. Sayaç 10 saniyelerin ne kadar geçtiğini sayıyor. Mesela bir tane daha geldi şu an. Yani 6 kere 10 saniye geçerse 1 dakika olacak. Biz bunu 360 tane 10 saniye geçerse 1 saat sonra uyansın, mesaj atsın gibi kullanacağız. Sayaç o işe yarıyor. 9 numaralı pin GSM modülüne high gönderdiği zaman GSM modülü açılıyor. Tekrar high gönderirse kapanıyor. Bu bazı verilerin bellekte tutulması için, tamponda tutulması için gerekli. Software serial başlıyor. Şimdi esas olayımız burada dönüyor ama 10 saniye bekliyor. Sayacı 1 artıyor. Sayaç 5'te başlamıştı biraz önce. Direkt 1 artıyor, 6. Yani açılır açılmaz şu an dakikada bir mesaj atıyor ama açılır açılmaz ilk mesajını atıyor. Onun için yaptık. Burayı ben kullanırken 360 yapacağım. Orayı da yukarıya da 359 yapacağım. Ölçüm diye bir burada fonksiyon var. Ona gidelim şimdi. Ölçüm fonksiyonunda GSM modülü açılıyor. 10 saniye bekliyor. Bu 10 saniye beklemesi işte baz istasyonuna vesaireye rahat bağlansın diye. Aslında bu birkaç saniye içerisinde mesaj atmak için hazır oluyor ama garanti olsun diye 10 saniye yaptım.
Burada nemi okuyor, sıcaklığı okuyor. DHT kütüphanesi ile beraber. Bu arada yine mesajımız geldi. Bir dakika olmuş demek ki. Mesaj gönder isimli bir fonksiyon çağırıyor. Şimdi birazdan ona da bakacağız. Ondan sonra kendisini kapatıyor modül. Yani saatte yaklaşık işte 10-15-20 saniye açık kalıyor modülümüz. Bu arada enerji tüketiyor. GSM'de az enerji tüketen bir şey değil. Yani buradaki diğer komponentler devede kulak misali kalıyor GSM'in yanında. Şimdi mesaj gönder fonksiyonuna kalmıştık. Burada mesaj gönder çalışmıştı. Mesaj gönderde de işte mesaj text moduna ayarlıyor. Şurayı biraz daha açalım. Burada gönderilecek mesaj numarasını ayarlıyor. Benim yukarıda girdiğim kendi numaram vardı. Buraya direkt elle de girebiliriz. Aynı, yani istenilen numarayı. Ondan sonra esas olay burada dönüyor. Sıcaklık, iki nokta üst üste boşluk. Yani şuradaki şeyi yapıyor aslında. String sıcaklık. Sıcaklık bizim normalde integer'dı. Yani tam sayı türünde bir değişkendi. Bunu string'e çeviriyoruz. Daha sonra derece ekliyoruz. Alt satıra geç diyoruz. Nem ekliyoruz. Biraz boşluk bırakıyorum. Şunlar aynı hizada gözüksün diye. Daha sonra nemi ekliyoruz. Ondan sonra GSM printlenen SMS dediğimiz zaman şu SMS metnini aynen gönderiyoruz GSM modülümüze. Göndermekle bitmiyor bu iş. 26 numaralı karakter, yani Ctrl Z karakteri. Bunu göndermezsek mesajı bitti olarak algılamıyor GSM modülümüz. Bu mesajı bitti olarak algılasın diye. Bu tampon da seri okuma. Burada GSM'den gelen şeyleri okumak için kullanılıyor aslında ama şu an ben zaten bir şey okumuyorum GSM'den. Tek yönlü haberleşiyorum. GSM'e saatte bir mesajı gönder, kendini kapat. Açıl, mesajı gönder, kapat. Burada bir saat olmasını bekliyoruz. Peki bunu nasıl yapabilirdik? Daha nasıl geliştirebilirdik? Bu GSM modülünün üzerindeki LED. FireBeetle zaten OLED'i zaten sürekli çalışmıyor. Yani düşük güç tüketimi için üretildiği için oraya bir power LED'i koymamışlar. Bunu da çok mantıklı yapmışlar. Bu sökülebilir. Bunun üzerindeki bazı şeyler sökülebilir. Sonra seri iletişim kapatılabilir. I2C iletişimi kapatılabilir. Analog dijital konverter kapatılabilir. Timer'lar kapatılabilir. Bütün bunları da yaparsak enerji tüketimimiz bir nebze daha azalır ve gerçekten uzun süreli kullanılacak bir ürün haline dönüşebilir. Benim için şu an bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yine video bittiğinde de bunu uzun süreli test etmiş olacağım. Yani belki siz video yayınlandığında 3. 4. günü, çalışmasının 3. 4. günü olabilir. O zaman sorarsanız yanıtlarım. Gerçekten sistem işe yaradı mı, uzun süre çalışacak mı diye. Videoyu özetleyecek olursak, burada yapmaya çalıştığım şey, sizlere anlatmak istediğim şey, olabildiğince küçük bir cihazla sensör verilerini hızlı bir şekilde dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine aktarabilmek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi cihazın küçük olması için pilin küçük olması gerekiyor, komponentlerin küçük olması gerekiyor, enerji tüketiminin az olması gerekiyor. Enerji üretiminin yüksek olması gerekiyor. Bu küçük modül 2 volt, 1.5 volt, 3 volt gibi güneş panellerinin enerjisini çok verimli bir şekilde lityum polimer bataryaya depoluyor. Lityum polimer bataryamız da buradaki diğer iki cihazı, GSM modülümüzü, FireBeetle yani Arduino'muzu ve sensörümüzü besliyor. Şimdi buradaki yine püf nokta şu. Bu GSM modülü doğrudan lityum polimer bataryayla çalışabiliyor. Direkt lipo girişi var, yani 3.7 voltu çok iyi biliyor. Regüle etmesine bile gerek yok hatta. Bu da 3.7 voltu biliyor ve üzerinde LDO regülatör var. Yani çok verimli enerjiyi 3.3'ü 3.7 volttan 3.3'e dönüştüren bir dönüştürücü var. Bu da zaten 3.3 voltla çalışıyor şu an. Yani buradaki bütün olay çok küçük enerji dönüşümleriyle, işte 2 voltluk panel 3.7 volta dönüşüyor. 3.7 volt 3.3 volta dönüşüyor burada. Burada hiç dönüşmüyor. Dolayısıyla biz enerjiyi çok fazla kaybetmiyoruz burada. Verimli çalıştırıyoruz. Yazılımsal olarak da şu an dakikada bir çalışıyor. Normalde saatte bir çalışacak. Saatte bir GSM modülünü açacak. Açılmadığı zaman GSM modülünün şu LED'i haricinde enerji tüketen hiçbir şey yok. O LED'i de sökebiliriz. Açılacak. SMS'ini atacak. Kendini kapatacak. İlerleyen zamanlarda çok talep gelirse bir web sitesinin database'ine internet üzerinden bu verileri nasıl depolayabiliriz onu da gösterebilirim.
video ile ilgili ya da kendi projelerinizle ilgili sormak istediğiniz her ne varsa videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.